Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa, oğlum Muharrem. Bugün Ramazan ikinci günü. Şu an saat 2:10 var. Şu videoyu çekeyim dedim. Şimdi yoğun çalışıyorum ve vakit bulamıyorum. Yorgunum. O yüzden videoları tam düzgün çekip atma şansım olmuyor. Kusura bakmayın. Arkadaşlar çok soru soruyorlar. Dövme ne durumda? Şu an ne vaziyette? Onu göstermek isteyeceğim arkadaşlar. İleriki zamanlarda tabii ilk yer farklı videolarım olacak ama arkadaşlar anlayış gösterin sizde. Saat 3'ten gece 2'ye kadar çalışıyorum. İster istemez yoruluyorum arkadaşlar, uykusuz kalıyorum. Ayrıca hani video çekmek için de abone sayısı çok düşük olduğu için biraz da beni üzüyor. Hani o kadar vakit harcıyorsunuz, şey yapıyorsunuz ve onun karşılığında da aboneniz düşük oluyor. Sağ olsun birkaç kardeşimiz var. Onlar da abi video neden çekmiyorsun, neden şey yapmıyorsun diye. Demek ki güzel insanlar da var, takip edenler de var. Allah razı olsun hepsinden. Neyse arkadaşlar, ben daha fazla uzatmadan hemen kolumdaki dövmeyi göstereyim size. Oğlum hı etmeye başladı. Oğlum sakin olur musun? Neyse ben kolumdaki dövmeyi size göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kolumdaki dövme. En başında da söylediğim gibi kolumuz lazerle yaktırdıktan sonra arkadaşlar hiçbir şekilde su ile temas ettirmemiz gerekiyor. Bakın. Şu vatandaş alır mısınız? Ah. Söylediğim gibi arkadaşlar, yani 4 gün 5 gün artık nerenize yaptırırsanız su ile hiçbir şekilde temas ettirmemiz gerekecek. Ben temas ettirdim ve çok pişman oldum. Çok büyük bir yaralar oldu. İşte diğer önceki videolarımı izlemediyseniz onları izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü orada nasıl yarattığını, nasıl kabuk bağlı bir iltihabı görürsünüz. Şu an arkadaşlar derim ekleme, yani nasipse yama deri gibi oldu. Yani yamalanmış deri gibi, daha önce kesilmiş, hani kalçanızdan birinden deri alınmış gibi oldu. Ve hiç güzel olmadı arkadaşlar. Çok pişman oldum. Tabii herkesinki böyle olacak diye bir kaydı yok ama benimki böyle oldu ve çok üzücü bir durum. Umarım geçer diyeceğim ama çok zor bir olay arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Derinin ne halde olduğunu göstereyim. Evet arkadaşlar, şu an konum bu vaziyette. Rengi seçebiliyorsunuz zaten. Bakın kırmızılıklar var. Buralar arkadaşlar çukur gibi olmuşuz kabuklar soyulduğunda. Yani çukurdu. Sonradan böyle fazla deri oluştu. Arkadaşlar şöyle yaptığımı bilmiyorum ama bakın. Şuradaki şeyi görüyor musunuz? Böyle fazlalıkla geriliyor yani deri. Bilmiyorum net ne kadar görebiliyorsunuz ama hani ben çok rahatsız oldum. Keşke yaptırmasaydım. Yani ben bunu iş için işte askeriye falan girebilirim vesaire diye ama olmadı. Onlar da tutmadı. Yani arkadaşlar dediğim gibi lazerle sildirecekseniz sakın suyla bir temas ettirmeyin ki su toplamasın. Su toplarsa bu şekilde yara yapar. Yara yaptığında kabuk atar. Kabuk attığında böyle şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Tepe gibi hatta. Şuraya bakın, tepe gibi hatta görüyorsunuz. Ne kadar geriliyor görüyor musunuz? Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere kolum ne halde olduğunu gördünüz. Yani gerçekten kötü durumda. Yani son pişmanlık fayda etmez diye bir kaydı, çok pişmanız ama yapacak bir şey de yok. Umarım hani dövme yaptırmak isteyip de hani arada kalan vatandaşlar oluyor, böyle arkadaşlar oluyor. Ya bu işler bunu isteyip de yaptırmazlar yani, dövme yaptırmak çok bence iyi bir şey değil yani. Bazı yorumlarda bana kızlar işte, yok dövme niye, günah olsun. Yani adam inkar ediyor, bilmediği cahilliğinden konuşuyor işte, dövme haram değil falan filan. Biz bunlara bir şey demiyoruz hani, yorum olarak açıklama yaptık ama insanlarla tartışmak da hiç istemiyorum arkadaşlar. Ya boş muhabbete girmek istemiyorum. İnanmıyorsan yaptır kardeşim. Sana inancını sorgulayan yok ki burada sonuçta, öyle değil mi yani? Ben sadece inancı olan insanlara zaten burada duyuru yapıyorum. Ve benim gibi pişmanlık hissetmemeleri için elimden geldiğince açık konuşmaya çalışıyorum. Dürüst konuşmaya çalışıyorum. Yani dövme yaptırmak kendini etiketlemekten başka bir şey değil arkadaşlar. Yani barkod diyorsunuz kendiniz yani. Resmen ben buradayım diyorsunuz. Etiket olmanın da bir anlamı yok. Allah-u Teala'nın verdiği beden gayet temiz, hoş, güzel. Çok şükür hiçbir yerimizde noksanlık yok. Derdimiz yok. Allah'ın verdiği bedeni bozmak çok saçma. Neyse arkadaşlar, videoyu da fazla uzatmayayım. Sahur vakti, kimsenin de vaktini fazla çalmayayım. Hepinize hayırlı Ramazanlar, şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Arkadaşlar video çekmeyi düşünüyorum da farklı ama altına da yorumlar atarsanız, işte ne tarzda videolar çekmemi istiyorsanız elimden geldiğinde çekmeye çalışacağım. Yani abone sayısı düşük olduğundan dolayı bu da beni üzüyor. Umarım abone sayısı çoğalır.
izlenme sayımız çoğalır ve biz de daha kaliteli videolar çekmeye çalışıyoruz. Sonuçta telefon kamerasından çekiyorum, bir tane kameram var. Ondan çekiyorum ve olduğu kadar arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet olun, hoşçakalın.